var, dünya markası gelinim var, çok da tarikat çocuğum var. Namlı da şanlı anası var, para makinası gibi babası var. Çok da güzel gelinim var, çok da özel çocuğum var. Güzel, güzel, özel, özel, şeker, şeker. Güzelsin, çok güzel. Güzel, güzel, özel, özel, şeker, şeker. Güzelsin, çok güzel. Tarikat çocuğum var, dünya markası gelinim var, çok da tarikat çocuğum var. Namlı da şanlı anası var, para makinası gibi babası var. Çok da güzel gelinim var, çok da özel çocuğum var. Güzel, güzel, özel, özel, şeker, şeker. Güzelsin, çok güzel. Güzel, güzel, özel, özel, şeker, şeker. Güzelsin, çok güzel. Kaynana temani bekliyor. Şalvarının sarısı kaynar.
Allah. İki gelinin iki damada gelsin. Yaşama patron geldi. Dünyaları versen
Güzel, 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 gü
tarihe yazılmış güzel. Gelinime baktım, damada baktım, güzellik yarışması var, bakması bedava düşmanlara. Thank you.
Sen özeldin,
Kızıl çıkmış oyna bayan, kızıl
Hüseyinler Paşamın sultanıyım. Thank you.
tatlısın. Sarhoş dende, haydi karısın.
kardeşim be. Versene çabuk abi. I got a boxer.
Kaldıraç. Dönüş sahibinden ve dönüş sahibinden. Özellikle Almanya'ya soramıyoruz. Ersin'e gelsin. Lucy'nin sevgilisine. Leyli Bey. Doğdur mu bu? Oh,
bakana bakar. Ya o. Oldu oldu iyice bak. Geçen kaçın. Yani. Hayır mı? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Evet değerli Müslümanlar, okumuş olduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu mealen şöyle buyurmaktadır. Allah buyuruyor ki, ey iman edenler, kendinizi ve ehlinizi cehennem ateşinden koruyunuz. Peki biz Müslümanlar kendimizi ve ehlimizi cehennem ateşinden nasıl koruyabiliriz? Ancak ve ancak Allah'ın emirlerini yerine getirerek ve yasak kıldığı şeylerden kaçınarak. Yani bir Müslüman, bir mükellef, yani sorumlu bir kimse bir iş yapmaya kalktığında onu muhakkak ki Allah'ın emrine uygun bir şekilde yapması gerekir. Şimdi bu kardeşlerimiz de büyük bir iş yapmaya kalkmışlar. Allah'ın izniyle evlenmek istiyorlar. Ve Allah'a hamdolsun bunu Allah'ın emrine uygun bir şekilde yapmak istiyorlar. Buna dinimizde nikah söylenir. Nikah, kadın ve erkek kalplerindeki duygularını şahitler huzurunda birbirlerine söylemesine denir. İşte bu dinimizde nikahtır. Nikahta kadının hakları vardır, erkeğin de hakları vardır. Ve kadının en büyük hakkı olan mehir vardır. Mehir, yani kadın erkekten bir şey ister. Bu olabilir altın, para, araba, hatta erkeğin gücü yeterse, uçak bile istese alması gerekir. İşte bu da kadının en büyük hakkıdır nikahta. Şimdi kız kardeşlerimize mehir olarak ne istediklerini sormadan önce biraz kadının haklarından ve erkeğin haklarından bahsedelim. Şimdi öncelikle kadının erkeğin üzerindeki hakları. Erkek alacağı kadını asla dışarıda bırakmaz. Kolun başına bir ev tayin etmesi gerekir. Yaz elbiseden ihtiyacı neyse alması gerekir. Kış elbiseden ihtiyacı neyse alması gerekir. Ve her gün karnı doyacak kadar rızık evine getirmesi gerekir. İşte bu. İşte bu. Kısaca kadının erkeğin üzerindeki haklarıdır. Şimdi de erkeğin kadının üzerindeki haklarından bahsedelim. Kadın asla kocasına asık yüzle bakmayacaktır. Kocası ona derse evden çıkma, şununla konuşma, konuşmayacaktır. Her zaman kocasının yüzüne ve güzel sözlerle karşılaması gerekir. İşte bunlar da kısaca erkeğin kadının üzerindeki hakları. Şimdi dediğimiz gibi kadının en büyük hakkı olan nikahta mehir. Dediğim gibi bu olabilir altın, para, araba, artık onlar ne isterse. Şimdi kız kardeşlerimize mehir olarak ne istediklerini soracağız. Fatma'ya soracağız şimdi mehir olarak ne istiyor? Benzin istiyor.
Müzik isteği topuzluğun kaç ay olsun? Sen Güle soruyoruz bakalım, ona ilgili olarak ne istiyor? Bir Bektaş! Bir Bektaş! Tamam abla, ne oluyor, gözünüz kesin. Hep tip ucuz geçti. Hep tip kurtuldunuz. Başını gör de evde cına gir. Kurtuldun! Hocam mikrofonu kullan. Mikrofonu ver ona. Ha evet. Hadi ma. Bir tane hadi ma. Hadi ma. Abi sen de şimdi ekstra bakarak sen. Ben sana kızım sen. Ben sana ne söylesen ona sor. Ben sana kızım sen. Anlaşacağımız menü üzerine evlendiriyorum. Sen de kuma bakarak sonra ben de bu evliliği anlaşacağımız menü üzerine kabul ediyorum. Ve şimdi onlara soracağız. Şimdi onlara soracağız. Öncelikle büyük olanlardan başlayalım. Zannedersem Cemal'i, Ertin'in abisi oluyor, ben öyle biliyorum. Onlardan başlayalım. Sen Fatma, hastalıkta, sağlıkta, ölüm sizi ayırana dek Cemal'i kendine eş olarak kabul ediyorum. Kendini büyüdü. Ömrümün sonuna kadar evet. Bir daha. Sen Cemal, Fatma'yı hastalıkta ve sağlıkta ölüm sizi ayırana dek kendine eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Tamam. Evet, evet. Tamam. Şimdi diğerlerine soracağız. Hadi nenem. Sen Esengül, Ertim'i hastalıkta, sağlıkta ölüm sizi ayırana dek kendine eş olarak kabul ediyor musun? Sen Ertin, Esengül'ü hastalıkta, sağlıkta, ölüm sizi ayırana dek kendine eş olarak kabul ediyor musun? Ediyorum. Bir daha? Ediyorum. Bir daha? Ediyorum. Hala? Ediyorum bakma. Alkışı hak etmedi vermiyor. Allah iki çiftimize de uzun, hayırlı, bol çocuklu bir ömür nasip etsin. Biri geldi, biri geldi. Şimdi şahitlere de soracağız. Onların evliliğine hepiniz şahit misiniz? Gezdir abi. Ben şahidim. Şahidim. Ne, hadi bu, hadi de. Şahidiz. Allah iki çiftimize de uzun, hayırlı bir ömür nasip etsin inşallah. Hayırlı, bereketli evlilikler olsun. Bir daha Cemal. Yeah.
Thank you.
nasılsa başlarını merak ediyorum. Spisano se kosite. Pakrena mašina. Se kosite spisano pozdrav. Odličaj Andrej, spisano pozdrav. Zvijaki igrači, originalno. Ja še nekaj gledamo. Ajde, Belgija. Ajde, originalno. Oh,
hepsini özellikle bütün Osmanlı torunlarına gelsin. Halebi oyun havası. Halebi. Bütün Osmanlı torunlardan için olacak. Havada kimse kesmesin. İki damada gelin. Halebi oyun havası. Hıyla. Özellikle
Bye.
Junta, junta, junta. Paella, paella.
I'm
Ders olmazsa olsun, çatlayanlar.
Thank you.
Thank you.
çekiyoruz. Nazar kız, nazar kız, senden başka kim var? Nazar kız, nazar kız,